Herkese merhabalar arkadaşlar. Bilin bakalım ben mutfağa neden geldim? Evet, bildiniz, kahvaltı hazırlayacağım. Vallahi arkadaşlar bazen diyorum ki sonuçta hep evdeyim. Hani farklı ne bulabilirim diyorum kendimce. Evimin işini yaparken bu olsun ya da bunu çekmeyeyim. Şu saatte başlayayım, bunu bu sefer eklemeyeyim gibi kendimce. Farklı içerik vlog olarak diyorum. Bulmaya çalışıyorum ama gelin görün ki ben kahvaltımı falan ya da akşam menümü göstermedim de özellikle kahvaltıda neden göstermiyorsun ya da kahvaltı hazırlarken neden çekmiyorsun diyen o kadar çok kişi oluyor ki ben de o yüzden genelde böyle sabahtan başlatıyorum ki genelde de daha çok seviyorsunuz sanırım böyle sabahtan akşama kadar olan vlogları. O yüzden kahvaltı hazırlığımda mümkün olduğunca ekliyorum. Hazırlarken çekmesem dahi fikir amaçlı isteyen arkadaşlar için bunu yaptım diye akşam yemeği olsun, çocukların öğle yemeği olsun, kahvaltım olsun göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Neyse daha fazla konuyu uzatmadan kahvaltıyı hazırlayayım. Bu arada saçıma ne diyorsunuz? Saçım nemliyken böyle dolaya dolaya topladım ve saçım bu hale gelmiş görüyor musunuz? Keşke hep böyle dalgalı saçlarım olsaydı. Dalgalı saçlar düz saça, düz saçlar dalgalı saçlara hayran değil mi arkadaşlar? Bu böyle oluyor yani. Evet, o zaman ben kahvaltımı hazırlayayım ama önce saçımı bir toplayayım. Kahvaltıya çocuklar sade börek biliyorsunuz seviyorlar kalem böreği. İçi boş seviyorlar. Bazılarınız onu yufka kızartması falan da diyor. Artık ne derseniz arkadaşlar. Hani poğaçanın içini boş yaparsınız ama pişmiş hamur demezsiniz ya sade poğaça dersiniz. Bunu da öyle düşünerek sade kalem börek diyorum ben. Bir de sucuk yapmak istiyorum. Bir süredir sucuk yemiyoruz. Kahvaltılıklar falan Allah bereket versin. Ne varsa artık onları koyacağım tabağa. O zaman ben kahvaltı hazırlığıma başlıyorum. Biz kahvaltımızı yaptık. Migros alışverişimde biz kahvaltıyı yaparken geldi. Onları balkona koydu. Ondan sonra Özlem aradı kuzenim. Özlem onunla epeyce bir konuştuk. Çocuklar öyle konuştular derken Derin'in canlı dersi başladı. Şu an Derin derste. Ben de mutfağımı toparladım. Ortalığı toparladım. Yatakları düzelttim. Odaları havalandırdım. Artık aldıklarımı hazırladım. Buraya koydum. Şimdi onları size göstereceğim. Asıl amacım portakal, maydanoz ve mantar almaktı. Ama baktım bu da eksik, bu da eksik deyip bir şeyler aldım. Yine birazcık abur cubur da aldım. Onları göstereyim size. Dediğim gibi portakal aldım. Biraz Charleston biber aldım. Maydanoz aldım. Dilimlenmiş mantar vardı. Bu mantardan aldım. Bugün ya da yarın bunu yapacağım. Tava ekmeğim bitmişti. Tava ekmeği aldım. Tam buğdaylı ve tef tahıllı tava ekmeğiymiş. Torku'nun yoğurdunda indirim vardı. Yoğurt da az kalmıştı. Bizim evde yoğurt iyi gidiyor arkadaşlar. Hani çorbalarda olsun, mantı olsun, sofraya koymada olsun, cacı olsun, yoğurtlu salatalar falan olsun. Yoğurt iyi gidiyor yani. O yüzden bu boyunda indirim vardı. Bundan aldım. Kaç kilo? 2 kiloymuş. Bir de şunda indirim vardı. Dondurulmuş patates
İyi oluyor arada. O yüzden bunu aldım. Torpat markasının parmak patatesiymiş. 1 kilo patates. Bunu hemen dondurucuya koyuyorum. Migros'un kendi markasının hellim peynirini daha önce denedik mi denemedik mi inanın hatırlamıyorum ama bir tane bundan aldım. 3 adet jelibon aldım. Bizim evde jelibonu en çok ben seviyorum. Hep söylerim. Şu kaymak tadında olan çok sevimli ayılar. Bu da Süper Mix. Karamiyo 2 tane almıştım. Birini derin yedi. 2 tane petito aldım. Çocuklar için dursun dolapta dedim. Bir tane olips limon ve portakal şeker aldım. Ben çok seviyorum bunu. Bubble sakızlardan aldım. Çocuklar arada böyle tatlı sakız istiyorlar ki aldılar birer tane. Biri çilekli, biri karışık meyve aromalı. Bir tane de bu narenin üzüm sirkesini aldım. Salatalarda seviyorum. Bazıları üzüm sirkesini tek başına kullanır. Limonla kullanmaz. Ben aksine limonla aynı anda kullanıldığında o salatanın suyuna bayılıyorum. Aldıklarım bu kadar. Şimdi bunları yerine yerleştireyim. Evet, şeyleri yerleştirdim. Alışverişi. Birazdan içeri gideceğim. Kutuyla biraz vakit geçireceğiz. Şöyle bir oturayım ama akşama ne yapacağım? Derin mücver istedi. Mücver yapacağım dün akşamdan söyledi hatta. Bir de ıspanak vardı. 2 gün önce aldık. Ispanağın da canı az olur biliyorsunuz. Çabuk bozulmaya müsait. Onu da yumurtalı ıspanak olarak yapacağım. Yanına ekstra bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Yaparsam da zaten sizler de görürsünüz. Yani bugünün akşam menüsünü böylelikle kafamda hazırladım. İşte böyle. Neyse artık ben içeri gideyim. Hele bakın. Ne yapıyorsun anneciğim? Kitap mı okuyorsun? Epeyce vakit geçirdik. Yazı yazdık. Sonra fark bulmaca kitabı vardı yetkinlik. Onu falan yaptık. Sonra dedim ki geleyim tatlı yapayım. Evde şöyle bir tatlı vardı. Doktor Oetker'in bu karamel sosu içinde olan triliçe tatlısını yapalım dedim. Ekstra içindekiler haricinde eklemem gereken malzemeler 3 yumurta, 3 su bardağı süt, 1 su bardağı da krema. Onları hemen çıkaralım. Sütü çıkardım. Bir su bardağı krema zaten 200 mililitrelik bu bir kutuyu kullanacağız ve 3 adet de yumurtamız burada. Sirliçe içinde tozu sosu olan ürünümüz de burada. Şimdi neler yapacağız onu hemen okuyalım. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın. Yani 160 derecelik sıcaklıkta olacakmış. Hemen fırınımızı ayarlayalım. Fırınımızı ayarladık. Sırada 22-22 santim boyutlarındaki ısıya dayanıklı kalıbı yani borcamı margarin ile yağlayın. 3 yumurtanın sarısını akından ayırın. Yumurta aklarını çırpma kabına alın. Ve mikserin çırpıcı uçları ile önce düşük sonra yüksek devirde 3 dakika çırparak kar haline getirin diyor. Margarin evde yok arkadaşlar. Zaten ben eğer ki margarin kullanmam gereken bir kurabiye yapmayacaksam eve margarin almıyorum. O yüzden şöyle tereyağı süreceğim borcama. 22'ye 22 diyor. Normalde buradaki resimde sanki kare borcam bunun bir büyüğüymüş gibi duruyor ama bu borcamı ben daha önce ölçtüğüm için biliyorum arkadaşlar. 22,5 falan olması gerekiyor. Yani küçük kare borcama yapıyoruz. Şöyle etrafını tereyağı
şu şekilde güzelce çırptık. Şimdi artık çırpıcı kullanmamamız gerekiyor. Sandispanya kekinde de öyledir ya. Böyle ayrı ayrı yaptığınız zaman bir spatulayla ya da bir kaşık yardımıyla böyle alttan alıp üste koyarak o şekilde karıştırırsınız sönmesin diye. Bunu da aynı o şekilde yapacağız. 3 tane yumurtanın sarısını ekliyorum. Yumurtaların sarısı da güzelce aklarla karıştı. Şimdi un karışımını içine dökeceğiz. Burada bazı soslar daha var şöyle. Un karışımı budur. Aynen zaten yazıyormuş üzerinde. Yine yavaş yavaş karıştıracağız bunu da. Şimdi bunu tereyağladığımız borcamın içerisine döküyoruz. Aslında bu bence bir büyük kara borcamda da olurdu arkadaşlar. Trileçe zaten şey değildir ya böyle hani kek gibi kabarık olmasını beklediğimiz bir tatlı değildir. Yani ince de olsa olur aslında ama gerçi bu da ince olacak. Neyse biz tarife uyalım da. Bir dahaki sefer eğer alırsak, tadını beğenirsek ona göre bir de büyüğünde deneriz. Bunun üzerine böyle güzelce düzelteceğim. Ondan sonra ısınmış fırına koyacağız. Üzeri hafif pembeleşene kadar fırında bekleteceğiz arkadaşlar. Trileçe kekimizi çıkardık. Trileçe. Hep trileçe diyesim geliyor ama trileçe. şimdi üzerine yapacağımız sosu hazırlayacağız. Bu 5 dakika bu şekilde bekleyecek. Bir bıçak yardımıyla kalıbın kenarlarından ayırın ve 6 dilim elde edecek şekilde kesin diyor. Bir kaba krema ve sütü boşaltıp üzerine ıslatma sosu karışımını ilave edin diyor. Islatma sosu karışımı budur. Çünkü bunda karamel yazıyor. Yalnız bu da karamel. Islatma sosu karamel. Yanlış açtım ben. Bu kıvamlı yerken üzerine dökülecek şekilde olan sosmuş. Diğeri de toz. Yani karamel yazdığı için ben üzerine sandım. Hani ıslatmak için değil de öyle düşündüm. Kremayı döküyoruz. Sütü de döküyoruz. Şimdi 3 su bardağı sütü de döküyorum. Sanki çok ıslak olacakmış gibi geliyor bana ama bence bakalım. Bunu bir el çırpıcısıyla çırpacağız. Rahat bir 2-3 dakika bunu çırptım. Hazırlık aşaması falandı. 2 dakika da olsa bir 5 dakika bu kekimiz beklemiş oldu yani. Bu bence çok ama bakalım. Oda sıcaklığına geldiğinde de dolaba koyacağız. Servis ederken de bu kıvamlı olan karamel sosundan üzerine dökerek öyle servis edeceğiz yani. Trileçe bu şekilde. Normalde biraz daha zahmetlidir biliyorsunuz trileçe ama böyle bayağı pratik oldu. Tadı da güzel olursa arada alınıp yapılabilir. İnşallah sütü çeker. Dediğim gibi çok fazla geldi bana ama bakalım göreceğiz artık. Ben mücverimi yapmaya başladım. Şöyle bunun içinde 2 kabak, 1 küçük havuç, 2 yumurta, 4 yaprak ıspanak, pırasa var. Tuz, pul biber ekledim. Maydanoz, dereotu ekledim. Şimdi un ve kabartma tozu ekleyip karıştıracağım. Kızartma olarak yapacağım. Fırında değil. Sonra bizim ıspanağımızı yapacağım. Ispanak da zaten ayıklanmış ıspanak olduğu için bayağı temiz görünüyor. Onu yıkayıp başlarım diyordum ama dedim neyse ıspanak beni yormayacak. O yüzden hemen bunu kızartıp bırakayım. Çünkü çocuklar bunu sıcak değil de daha çok soğumuş seviyorlar. Yeterli. Arkadaşlar Emrah mesaj atmış. Canım
Benim karnım aç değil. Geç yedim yemeğimi. Siz yemeğinizi yiyin açsanız yazmış. O yüzden hiç ıspanağı ben yapmayayım bugün. Yarın yaparım artık onu da. Mücver bize çocuklarla yeter. Bir de şeyi haşlamayı düşünüyorum. Aklımda vardı zaten. Tortellini haşlayacağım. Ne yapıyorsun annem? Bana görmüyorlar. Görmüyorlar. Kucağıma alayım mı seni? Evet. Hoppa. Gündüzün nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor ablaları gününüz? Güzel mi geçiyor arkadaşlar? Dillerini yerim. Çorap nerede yine bu çorap? Ha anne, hadi giy annem. Kettle'a bir su koyayım da tortellinimizi de haşlayalım o zaman. Ispanağı da çıkarmıştım, onu da kaldırayım. Bunu da haşlayacağım. Böyle tereyağlı falan. Güzel olur. Suyumu hazırladım burada. Mücver de burada pişiyor. Ablaları Kutay çorabını giymiş. Poza geleli. Hele. Çorabını giymiş. Gördünüz mü? Biraz yazlık çorap ama. Ne oldu anneciğim? Bay bay. Bay bay. Tatlımıza da bakalım mı? Ne alemde? Yani umduğumdan iyi çekti arkadaşlar sosunu gerçekten. Şu an bu oda sıcaklığına geldi ama gerisini çeker mi? O kadar merak içerisindeyim ki. Yoksa süsten mi? Bilemedim gerçekten. Neyse dursun bakalım bu. Bunu ben dolaba kaldırayım. Mücver'de son parti kızartıyorum artık. Şöyle göstereyim hatta. Kızarttıklarımı buraya koydum. Burada son part kızarıyor. Burada da tortelliniler haşlanacak inşallah. Yeni koydum. Tortellini de hazırladım. Çeşnili ve tereyağlı yaptım. Aslında kremalı bir sos mu yapsam dedim ama sonradan da vazgeçtim. Dedim çocuklar böyle daha çok seviyor. Tabakları da hazırladım gördüğünüz üzere. Mücver, burada sarımsaklı yoğurt hazırladım. Yalnız tabaklar yine dolu dolu oldu. Bunların hepsini bitiremeyiz. Kalanı da sonuçta evin annesindeniz arkadaşlar. Birleştirir yine ısıtır yeriz yani. Ben böyle yoğun bir tabak yediğim zaman herhangi bir şey yemiyorum. Bunu daha önce de söyledim. Tirliçe yemeyeceğim mesela bugün. Belki bir çatal tadına bakarım göz hakkı. Yoksa yemeyeceğim. Yani kendime dilim bile almayacağım. Çünkü öbür türlü duramam. Evet, tabaklarımızı bu şekilde hazırladım. Işığı açıp da makarnanın renklerine öyle bakalım mı? Mis gibi bol sebzeli. Mücverimiz hazır. Tortellinimiz hazır. Sarımsaklı yoğurdumuz hazır. O zaman çocuklarımla bize afiyet olsun. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Biz yemeğimizi yedik. Ben sadece mücveri bitirdim arkadaşlar. 5 adet mücver yedim. 2 tane o tortellininden yedim. Bana fazla geldi. Çok güzel ama ağır bir makarna türü bence, bana göre yani. Çocuklar da yine aynı şekilde en iyi mücveri yediler. Farkı bulamadım. Bulamadın mı? Dikkatli bak anneciğim bir. Dikkatli bak, ne olabilir? Gerçekten de bunların farkını bulmak da zor. Ha, bak şapka renklerine bakabilirsin mesela. Muhabbetimizden de anladığınız üzere farkı bul etkinliğini yapıyoruz yine. Kutay çok seviyor çünkü. Burada Emre hala gelmedi. Burada mami. Aynen öyle. Emre hala gelmedi. Trafik varmış. Derken geldi. En son Emrah geldi dedim, hatırlıyorsunuz. Şu an Emrah Kutay'ı tıraş ediyor. Derinde ödevini yapmaya odasına gitti. Ben de burada tek oturuyordum. Ben de dedim madem öyle bu videomun ilk kısımlarını falan editleyebildiğimi editleyeyim dedim. Bana kolaylık olur geceye. Tirliçemin sosunu yapmaya geldim. Oğlumun saçına bir bakın. Oh çok güzel olmuş. Çok tatlı olmuş. Nasıl olmuşsun? Bence çok yakışıklı oldun. Herhalde yakışıklı annem. Saçı hep bu tarafa yatık ya. Orada saç daha fazlaymış gibi görünüyor ama ıslakken böyle mesela tam eşit oluyor. Kuruyunca yine buraya böyle birleşiyor gibi. Tüfe gel. Yerim seni.
Evet. Şimdi trileçemin sosunu yapacağım. Bu arada trileçenin ben biraz üzerindeki sosu döktüm arkadaşlar. Çünkü asla çekmiyor. İyice hamur olacaktı. Bence bu böyle bile bayağı yumuşacık. Gördüğünüz gibi daha da var yani. Kenarlarında daha da çekmemiş. Şimdi bunu dağıtacağım üzerine. Trileçemizi hazırladık. Aşkım tadına bakmak ister misin? Şimdi mi? Evet. Karamel az mı olmuş biraz sanki? Çıkan sos bu kadar. Ha, içinden çıkan sos. Hı-hı, evet. Biraz sonra baksan. İyi tamam olur. Sonra tadına bakarım dedi Emrah ama hani sizlere de tadını söyleyeyim diye Emrah'a şimdiden koydum. Kalanını o yer. Dediğim gibi bir çatal ben ancak yerim. Dilinmiş halinde şöyle göstereyim size. Dibinde yine sütü var gördüğünüz üzere. Islaklığı çok yerinde bence. Emrah'ın dediği gibi karamel sosu biraz daha fazla olabilir ki eğer isterse evde karamel sos var zaten biliyorsunuz waffle pankeki kullandığımız isterse öyle de yapabiliriz. Şöyle bir göstereyim. Dr. Oetker'in trileçesi bu şekilde yapılıyor. En azından ben böyle yaptım diyeyim. Evet şimdi tadına bakalım. Çatalı geçirdiğinizde bile bayağı süt geliyor. Bence çok başarılı. Gerçekten güzel. Beğendim. Yani bıraksam yerim. Gerçekten yerim ki hatta bir çatal daha yiyeceğim. Bence çok güzel. Oğlum tadına bakacaksın mı? Gel. Çatalı değiştirelim. Şimdi oğlumun yüzünden de anlarsınız. Beğendin mi? Okey mi? Değil mi? O zaman göster. Yerim parmağını. Bence de bu gayet başarılı olmuş. Vereyim mi daha? Ablaya da koyalım. Ablanın da ödevi bitmek üzere. O zaman videomuzu beraber sonlandıralım mı oğlum? Ne diyoruz? Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize o güne kadar çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.